Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Amnesia: The Dark Descent'e hoş geldiniz. Şimdi son bölümde şu puzzle'ı çözmeye çalışıyorduk. Ben buradan internetten baktım, bahçelerimizden bir tanesi de söyledi ki yukarısı ve aşağısı toplamda 8 olacakmış. Tabii şu anda eşit halde değiller. Ben daha önce yukarısını ve aşağısını 9'a eşitlemiştim. Hani yukarısı ve aşağısı eşit olması için. Şimdi o bize ipucu veren oyun içindeki notta yukarı ve aşağısının 8 olması gerektiğini yazıp yazmadığını bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki oyun şeyler, yapımcılar 8 olarak düşünmüşler. Biz 9 olarak düşünmüşüz. Bizler onların daha zekisi ahbaplarım. Kendimize gurur duyalım hep beraber. Her neyse. Bu kadar şey yaptıktan sonra şimdi yukarısı ve aşağısı 8 olacak. O zaman şöyle olacak sanırım. Yes. Akım eşit ve sabit. İşte bu. Şimdi gidip makineyi çalıştırabiliriz. Makineyi çalıştırdığımız zaman istediğimiz gibi asansöre binip çıkabiliriz. İstediğiniz kadar oynayabilirsiniz asansörle. Böyle tüm tuşlara basıp şeyin, otelin her odasına gidebilirsiniz. Her katına daha doğrusu. Otelin gizli bölmelerine de gidebilirsiniz ki biz de şimdi şu anda kaldığımız Brandenburg Kalesi Oteli'nin gizli bölmelerine gideceğiz. Hadi bakalım, artık çalışacaksın. Çalıştırdım. Mühendisim ben. Mühendis. Büyük mühendislik işleri bunlar. Ay, gene bu şey geldi peşimden. Bunun adı gölge. Shadow diyorlar buna. Gölge. Hani ilk başta Daniel söylemişti ya, beni takip eden büyük bir gölge var diye. İşte o gölge bu. Bu gölge ayrı bir yaratık. Her yerde karşıma çıkıyor bu gölge. Neden? Çünkü beni çok kıskanıyor. Hemen ilerliyoruz biz. Oyunlar, bölümlerde falan. Ey! Bir bu gölgeye bastığımız zaman bizim canımız da gidiyor. Evet, gidiyor. Yani sürekli geçersek bu gölgenin içinden, üstünden. Ey! Gölge çok fazla, gölge çok çirkin. Bakın canım gitti. Kötü bir kanamam var. Neden acaba? Şu lanet gölge bana şey yaptığı için. Neyse, tamam, devam ediyoruz. Abo, şimdi aşağı ineceğim. Yapma yapma yapma. Oho, kapatalım şurayı da. Abi aşağısı çok korkunç ya. Hadi bismillah. Hükümdarlar kitabını. Ya 9 farklı kral anladık. Aynı şeyi söylemene gerek yok. Aşağıya indik şimdi. Sanırım şimdi hapishaneye geldik. Prison'da. Oo, burayı sevmiyorum. Burası çok gergin bir mekan. Tamam, ben dışarı çıkacağım buradan. İzin vermiyor. Daha aşağı iniyorum. Bu ne? Ne oluyor? Dışarı çıkacağım. İzin verin, dışarı çıkayım. Biz nereye götürecek bu? Arkaya mı bakacağım acaba? Arkadan yok, önünde çıkıyor genelde. Bayağı yerin altına iniyoruz şu anda. Senden nefret ediyorum. Git buradan. Durduk mu? Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Burada bol bol yaratık var. Bol bol yaratık kovalamacası olacak. Brandenburg'un karanlık kuleleri ormanın üstünde yükseliyor ve kar beyaz aya karşı bir silüet oluşturuyorlardı. Abi bu bölümde çok kötü. Bu bölümde bol bol çığlık atacağım. Siz de benim muhtemelen çığlıklarımı dinleyeceksiniz. Hangi sebeple bilmiyorum. Bir şekilde çığlık atmamı seviyorsunuz. Gel bu taraftan. Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of suçluların, suçluların. Kesinlikle masum insanların değil. Very much so. Come. Zindan gibi. Zindan tabii. Allah Allah. Ne bekliyorsun başka? Rikers hapishanesini mi bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Şöyle etrafa birazcık bakalım. Burası çok fena ya. Harbiden burası çok fena olacak. Ya da şunu şey yapalım. Şu an için gerek yok şeye. Çok güçlüyüm ben. Bu kocaman taşı yerinden oynatabiliyorum. Ve bir sebepten dolayı önümdeki karanlık mekanda gezinmeyi çok seviyorum.
Sesler duyuyorum. Yakamıyoruz burayı çünkü içinde şey yok. Şu tarafa bir gidelim bakalım. Sağ tarafa doğru koyalım yolu. Yakabiliyor muyum seni? Yak abi. Ay. Var mı buralarda bir şey? Kibrit çöpü buldum. Şey, kibrit çöpü diyorum. Burası kapalı. Çakmak buldum ben bir tane daha. Ben şimdilik böyle şeyden gideyim. Ha, çok güzel. Şurada yukarı çıkıyoruz. Oho, merhaba, merhaba, merhaba. Hacı kaç, hacı kaç, hacı kaç. Sağ sol, yok. Aç şurayı. Koşuyor, deli gibi koşuyor. Önümü göremiyorum, önümü göremiyorum. Tamam, şimdi görüyorum. Abi bıraksan peşimi. Beni var ya, tanısan cidden seversin. Oho! Bir vurdu, dünyam mahvoldu. Bir vurdu, dünyam mahvoldu. Neden gidemiyorum ben? Öldüm. Adam yukarıda, yukarıda olduğunu göremedim. Devam etmek zorundasın. Hadi canım, deme. Oyun bu. Tamam, sıkıntı yok. Sesler geliyor. Şu taraftan gidiyorduk değil mi? Şu tarafta şey vardı. Ha, bunları aldık zaten. Aa, benim şey, aldığım şeyleri almış oluyorum çoktan. Veya kaybetmiş mi oluyorum acaba? Bilmiyorum. Ha, burada devam etmek zorundasın diyor. Adam yok burada artık. Süper, süper. Kilitli ama aşınmış ve zayıf görünüyor. Sıkıntı yok. Şöyle bir kapatalım bakalım. Gene ne oluyor, deniyor. Kim nereye gitti? Affedersiniz, ben şu bardaktan içmek zorundayım. Ha, dur dur, biliyorum. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Evet, ne biçim bir şeyin olacağını bilmiyorum orada. Bu karede kesinlikle daha güvenli. Bu ne? Buradan keski aldık. Keski güzeldir. Keski keser inşallah. Bir de çekiç bu. Çekicim var mı benim? Çekicim yok. Matkabım hala duruyor ama. Demek ki matkabı kullanacağız. Yağ şimdilik kullanmayacağım. Şu tarafa doğru bir gidelim. Yaratık bizi öldürdükten sonra kayboldu. Böyle bir şey olduğunu biliyordum. Böyle bir bug olduğunu biliyordum amnesyada. Ama bu bir bug mı yoksa oyunun bir parçası mı onu bilmiyorum. Hayır canım, burada kimse yok. Is anyone there diye soruyor ama burada kimse yok kanka. Burada tamamen yalnızız. Çek şunu. İşte burada çıkıyoruz. İşte buradan çıkıyoruz ama ve lakin. Delikten içeri girebilmek için çok da. Kötü şeyler yaşanmış burada. Kötü şeyler yaşanmış. Kanka hadi. Buradan mı geldik biz? Şuradan geldik sanırım. Ha, burası böyle bir şey. Ha. Burası böyle bir çember gibi bir şey. Bu ne lan? Ses geldiğine göre canavar mı var peşimizde?
Olmasın. Ama bizim keskiyi kullanabilmek için taşa ihtiyacımız var değil mi? Gözün karanlığa alışsın Michael. Michael diyorum, Daniel. Canavar orada. Merhaba. Hücre bölgesi 1. Lan ne bölgesi olduğunu umurumda değil. Ben buradan geldim ama ya. Şurada bir şey var mı? Yok. Canavar arkamdan mı geldi yani? Yoksa burada mı spawn oldu? Orasını anlayamadım ben. Şuraları falan hep gitti mi ben? Yok, şuraya gitmedim sanırım. Şuraya gittim mi? Yok. Aha. Aha, kemir aldım. Şey, kemir. Oo, kemir aldım. Kemir. Şey aldım, çekiç aldım. Gidip şurayı kıracağım. Keski. Burada ne var? Kemik var. Bak, kemir aldığımı söylemiştim size. Şu, bu mu? Burada bir tek bu mu var? Burada başka hiçbir şey yok mu? Bu ne oğlum? Ne saçma iş bu? Neyse. Bir tane daha yer var. İlahtan gider. Şurada açık. Yok, buraya gitmeyecektik. Şunu burada mı kullanacağız acaba? Anlamadım. Az önce gördüğümüz yerde bir şeyler olmalı. Az önce açtığımız yerde. Burası değil ama az önce açtığımız yer. Neresi? Ha, şurayı kıracağız. Tamam, kuzey bloğuna gittik. Allah'ım yarabbim, teşekkürler. Çayda içmem lazım. Hatırlarsanız Outlast'ta da çay çok içiyordum. Amnesia'nın bu bölümleri çok insanı tırstırıyor, o yüzden nereye geldim. Nereye geldiğimi bilmiyorum şu anda. Sadece öylesine rastgele gidiyorum. Sen şeysin, sen de şeysin. Ha. İkiye ayrılıyor. Sola veya sağa gidebilirim. Sola gideyim bakayım. Kocaman bir vakit kaybı. Vakit kaybı sola gitmek. Kocaman değil de vakit kaybı en azından. Veya kaybı şu anki. Ben lambayı doldurmuştum ama. Şunlar sanırım şöyle yıkıyorduk. Aynen, şöyle yıkıyorduk. Seni geri mi çekeyim, ne yapayım? Hadi sana gitsene. Çok güç. Sen gitsene oğlum. Çok güç diyorum. Ha. İşte güçlü değilmişim o. Gitmiyor bu. Ha. Merhaba. Nereye geldim? Şöyle bir aydınlatsak. Selamün aleyküm. Serdar geldi. Help me. Help.
Niii diye birisi bana bağırıyor. Mutfak. Mutfak nerede? Nerede mutfak? Mutfağa gidelim. Hadi mutfağa gidelim. Mutfak bu tarafta değil. Sen bana yalan söyledin. Depo, depoya bir gidelim ya. Depo, güzel. Is he safe? Well, it's for his own shoulder. Second of August. Alstaz köyüne vardım. Bu köy devasa bir ormanın orta yerindeki bir sığınak ve son duran Brennenburg kalesinden önceki son olayım. Gecenin bir saatiydi ve Bremen'den bir beri at arabasının yanında olan arabacı daha öteye giremeden önce sabaha kadar beklememi tavsiye etti. Köyün tek anı Vermühle'de bir yatak ayarladım. Şimdi de Günas öyle okunur okumadığını bilmiyorum. Ve şimdi de güneşin doğmasını bekliyorum. Uyumaya çalışıyorum ama gözlerimi kapar kapamaz Londra'da kurban olan insanlar gözümün önüne tekrar geliyor. Gözümün önüne geliyor. Ve utancım aynı sahneye tekrar tekrar tanık olmaya zorluyor. Onlar benim yüzümden öldü. Onlar senin yüzünden öldü. Senin lanet pislik. O küreyi illa da alacaktın değil mi? Sesler duydum. Oh! Aha! Woohoo! Haşiret lan. Merhaba. Dur dur dur. Haşiret rafında döneyim dedim. Çok güzel. Aha, şey söndü. Yapma yapma yapma. Depo bu tarafta. Ben depoya gidiyorum. Lütfen beni yalnız bırak. Hayır hayır. Yes. Yes. Bu ne? Bilmiyorum. Bak başka tarafa bak başka tarafa. Beni gör be, ben sana küstüm. Ne derecedeyim? Sağlığınızı yükle. İşte akıl seviyemizi, mental seviyemizi bir tek şeyle yükseltiyoruz. Bir şeyler yaparak yükseltiyoruz. Şu müzik gitsin, müzik gidene kadar bekleyelim. Müzik gidene kadar beklemezsek müziğin şu anki müziğinin devam etmesi artık hala peşimizde olduğunu gösteriyor. Güzel. Yaratığın peşimizde olmadığını varsayıyorum. Ve cam kavanozu aldım. Çok güzel. Senin içinde ne var? Yes! Yağ! Daha fazla yağ. Ama yağlar eninde sonunda beni şeyde bırakacakmış gibi geliyor yarı yolda. Şimdi işin ilginç yanı, buranın sadece tek çıkışı vardı. Ben de oradan çıktım ama Allah'tan yaratık bende değildi. Merhaba. Ve asma kilitle mükemmel durumda. Onu alabilir miyim? Onları alamıyorum değil mi? Geri dönmek zorundayız. Mutfağa gideceğiz sanırım artık. Mutfak tabelası vardı bir yerde. Mutfak. Mutfağa gitmem lazım diye hatırlıyorum. Mutfak nerede? Mutfak. Mutfak ne tarafta acaba? Şuradan geldim. Şu tarafa hiç gitmedik ama. Şurası mutfak olmalı. Hacı, hadi burası mutfak olsun.
Dünyada ve onun bütün dertlerinden kaçmış gibi hissediyorum. Brandenburg ormanlarda bezeli bir tepenin tam zirvesine korunmuş. Kuleleri en yüksek çam ağaçlarının bile üzerinde olan çok büyük ve görkemli bir yapı. Kırılan yolu takip edip kapılarına ulaşmak sanki Marco Polo ile birlikte Xanadu'ya yolculuk eder gibi unutulmuş bir şeyi keşfetme izlenimi veriyor. Alexander yani Baron tuhaf ama sıcakkanlı bir insan. Dünyevi konular hakkında oldukça bilgi sahibi birisi gibi görünüyor ve tahmin ettiğim kadar da aykırı bir insan değil. Hatta hiç değil. Hiç değil canım, hiç değil. Odam çok güzel ve kilometreler içindeki herhangi bir otel rakip olmanın bir yanından bile geçemez. Güneş Brandenburg'un üzerine batarken peri masal cilası ürkütücü bir kasvete dönüşüyor. Alexander'ın garip uçakları hiçbir zaman uzakta kalmıyor. Onlar sessiz bir takım ve davranışları ancak gizlilik içeren kelimesiyle açıklanabilir. Alexander varlığından oldukça hoşnut görünüyor. Dediğine göre buraya tam zamanında gelmişim. Tam zamanında geldim. Beni görmüyorsun sen. Beni görmüyorsun. Ben kaçıyorum. Geliyor mu, gidiyor mu? Neyse, müzik bittiğine kadar burada çömeleceğiz. Tam şu duvarın şu köşesine bakacağız, şu iki taşın arasına. Domuzların arasında şey yapacağız. Domuzların arasında saklanacağız. Yaratıklardan bayağı tırsıyorum, çok tırsıyorum yaratıklardan. Ama şey yaptık. Şimdi sanırım şeyi aldık. Elimize cam kavanoz var. Asidi dökeceğiz. Asidi döktükten sonra hatırlarsanız depo tarafında bir tane sağlam bir kilit vardı. O sağlam kilidi asidi dökeceğiz ve sağlam kilit. Hacı gelip kapıyı kırıp gitmiş. Nope. Hacımız hala burada. Şunu alalım. Afyon tentürü aldık. Şunları aldım. Ulan geride şey vardı ya. Asili sıkıntı olmadan tutar. Merhaba. Canavar beyler o tarafta mı? Şu tarafta ne olduğunu merak ediyorum. Hareket etmiyor. Mükemmel bir durumda diyorsun. Tamam. Sıkıntı yok. Neden bunları yakıyorum bilmiyorum. Hücre bölgesi 3. Aynen, hücrelerinize ayırıyor sizi bu bölge. Çok şeyim şu anda. Ne yaptım ya ben? Şuradan mı şey yaptık? Şurada şey olacak. Yağ olacak. Hah! Bu yağ çok önemli ya. Ne kadar önemli olduğunu anlatamam. Oyunun yapımcıları zeki davranıyor şey yaparak. İşe yaramaz mı? Ne yapacağım?
Bir tane yağ şeyini her zaman bırakacağız. Hücre bölgesi 4. Ha burası 4. bölge o zaman. Burası depoya gidiyor ama depoda başka bir şey yok. Boş boşuna burada zaman harcamayalım. Ne yapacağız ya? Buradan geldik zaten. Burası da böyle bir yer. Şununla. Hayır. Şununla şunu birleştirebilir miyim? Birleştirme işe yaramadı. Şununla şunu birleş... Matkap hala elimizde. Küçük bir marangozun matkabı. Ses duyuyorum. Birileri kapıları kırıyor. O canavar kapıları kırıyor. Ama buraya hiç gelmemişiz. Neden? Sakin. I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. Sakin. He should have known better. Şunlara bak ya, şöyle bak. Buraya bunun için mi geldin? Başka hiçbir neden yok mu? Ha bir de şurada şey var. Çakmak kutusu var. Çok güzel. Çakmaklarımız bol bol çakmağımız oldu ahbaplar. Çakmak dükkanı kuracağım ulan. Bu oyundan sonra çakmak dükkanı kuracağım. Haha merhaba. Kolay gelsin abla. Ve abi artık. Her neysen. Her kimsen. En azından yağ aldık. Böyle mum olan bir yerde neden hala fenerimi harcıyorum bilmiyorum. Şuraya devam. Şuraya hiç gitmedim ben değil mi? Gittim ya. Gittim ben buraya. Ters yerden mi geliyorum yoksa? Ha çok kötü durumda. Sonra şunu da kırıyoruz. Haha ben gittim. Oley bitti. Ya geçtik burayı. O küreyi hareket ettirmek gece gökyüzündeki bir yıldız itmek gibiydi. Olmaması gereken bir şeydi. Gölge Kingü'den bir ruh değildi. Kendine yetişmeye çalışan evrenin kendisiydi. Güzel yazmışlar bu arada. Bu kadar. Başka devam edemem. Tamam dur bakalım bunu şey yapalım. Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal. And when the spring tunnels produce a rather poisonous type of fungus. Ha, öyle bir şey durum vardı burada. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Gelecek bölümde. Neyse spoiler vermeyeyim. O zaman bugünlük de bu kadar. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. O kadar şey yaptım ki gergin haldeyim ki ne söyleyeceğimi unuttum. Videoyu izleyen herkese teşekkürler. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video içeren kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.